gizlilik raporuna hoş geldiniz. Gizlilik raporunda Linux, açık kaynak ve teknoloji haberlerini inceliyoruz. Üçüncü bölümde 14 Aralık'tan 29 Ocağı kadar olan haberleri konuşacağız. Podcast olarak dinliyorsanız YouTube kanalıma göz atmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Selamlar herkese Gizlilik Raporunun üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine yanımda Ahmet var. Ahmet hoş geldin. Selamlar abi hoş bulduk. Nasılsın? İyi çok şükür öyle geçinip biliyoruz iş güç falan. Sen ne yapıyorsun <laughs> abi nasıl geçiyor günlerin? İyi ki ben e, ben de bildiğin gibi e, hala işte gizli savaşçısı olarak takılıyorum. Evet. <laughs> ya devam, evet, bu... devam diyorsun yani. <laughs> evet. Bu arada sana bir şey sorayım bak videoya girmeden önce soracaktım seni Chrome kullanırken gördüğüm videolarında. <laughs> Abi ya ben daha <laughs> <laughs> olduk. Abi şey ya şeyden dolayı extension muhabbetine getirmiştim ya. Aha. Gerçekten o yüzden geçtim. Şey ne yani, extension'ı kullanıyorsun ki oraya özel bir uzantı mı var? Ya şey abi e, mesela işte Wizback örneği vermiştim ya geçen. Hı -hı. Onda da bir sıkıntı yaşadım. Sonra baktım ya herhalde bu işin bilmiyorum mesela biz ekip içinde çalışırken falan da full Chrome zaten ve e, herhalde standart kapalı mı abi ya? Çünkü ne mi kullanıyorsun belki sana bir kısa söylüyor ve attım. E, konsol falan açıyorsun developerlar için hani network'e falan bakıyorsun bu hangi endpoint'e O Firefox'ta da var. Hatta daha iyisi, yani ben... daha iyi diyorlar. Bilmiyorum. Abi, ben ilk artmıyorum bilmiyorum. Ya doğru da daha iyi daha kötü bilmiyorum da. Yani bilmiyorum ben böyle standarta kaçtım abi biraz herhalde ben <laughs> mücadele devam edemedim abi senin yalnız <laughs> Ya problem değil. Ya tabii buna zaten kimse şey olarak karışamaz. Geçen şeylerde de konuşmuştuk ya gizlilik raporunda da. Abi tamam en azından Brave falan kullan ya da Chromium kullan. Onlar açık kaynaklı. En azından direkt ya, Chrome kullanma. Abi aynen işte şey Brave değil mi? Evet Brave. Mesela o da önerildi, önerilmişti. Bilmiyorum Patlay o an abi düşünmedim. O an bir anlık geçiş yaptı. <laughs> İzliyorum Aynen. videolarını yakından takip ediyorum. <laughs> Sonrakiler krom olmasın. Abi pek ya. pek abi. Peki yok şakasını diyorum elbette. Şey, bu arada Ahmet'in de YouTube kanalı var bilmeyenler. Ahmet yazılım hakkında rehber videolar çekiyor. Bu aralar şey de yapıyorsun galiba. Daha yeni başlayanlara yönelik videolar çekiyorsun galiba. Değil mi? Yani ya yani biraz daha abi şimdi ben kendim de çok tecrübeli bir insan değilim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yolun başında olup da bir şey elde etmişsen, bunu aktarman çok daha tecrübeli insan çok daha güzel şeyler var. Ama tesiri daha fazla oluyor. Ee, daha böyle kendilerine yakın bir insan, hem öğrenci olup hem de genç olması. Dediğim gibi o <laughs> yüzden ben de kendimce acemi olarak, junior olarak edindiğim tecrübede bunları aktarmayı istiyorum. Çünkü konuşurken e, insanlarla şunu fa şey fark ediyorum ki gerçekten güzel tavsiyeler doğru Karşıda kişi çok beğeniyor. E Diyorum <laughs> dedim ki niye daha fazla kişi şey yapmıyor? Madem e, Yusuf da bize şey YouTube'da <laughs> şey yaptı, alıştırdı. <laughs> ben evet. de dedim abi şu, hani kanal bayağıdır var. 2012 2013'te oyun videoları falan vardır belki sen de hatırlarsın belki. Hı -hı. Ama onların hepsini kapatıp abi. Ben de artık adam gibi bir haftada bir içerik üretmek istiyorum. Öyle bir giriş yaptım. Hı -hı. Ee, belki bir bir ay kadar oldu işte. Doğru tabii en son senden sonra çekmiştim. Öyle Hı -hı. yani biraz daha böyle acemilere daha ben daha çok Video çekiyorum ama teknik olarak mesela e, çok da acemi olmayanlara yönelik de çekiyorum. Evet, Hı -hı. Abi. evet, evet. evet. Ee, ücretsiz kursları da var Ahmet. Videoda öyle diyorsun, öğrendiklerimi evet. ben de öğretmek Aynen. istiyorum diye anlattığı Aynen. E, rehberleri var. İnceleyebilirsiniz, aşağıda olacak Ahmet'in e, YouTube kanalında. da. Şimdi e, gizlilik raporunda bu hafta birazcık yoğunuz. E, 14 Aralık'tan 29 e, Ocak'a kadar olan haberleri inceleyeceğiz ve bu sefer e, haberler çok olduğundan e, haberlere ayırma kararı verdim. E, i̇lk başta gizlilik e, haberlerine bakacağız. Daha sonrasında veri ihlallerine bakacağız. Daha sonrasında şirket haberlerine, daha sonrasında Linux ve en sonda açık kaynak haberlerine göz atacağız. E, bu haberlerin bağlantılarını da aşağıdan e, bulabilirsiniz. Podcast dinleyenler de YouTube kanalıma gelip bağlantıları bulabilirler. İlk haberimize başlıyoruz. Abi belki sen de duymuşsundur bu Apple'ın iOS mağazasında şey çıkarttı böyle aşağıya senin nelerini takip ediyor, takip etmiyor diye yazıyor ama çok detaylı bir şekilde yazıyor. Hatta Apple'ı tebrik ediyorum. Çok basit ve detaylı bir şekilde yazmışlar. Facebook'ta şey demişti. <laughs> demiş ki küçük e, işi, işletmeler için çok kötü bir şey. Biz Apple'a karşıyız. Bu küçük işletmelere yapılan büyük bir şeydir falan diye posterler falan asmışlar. Tabii ki onların hoşuna gitmiyor. Çünkü Facebook sayfasına tıkladığımızda hatta ben tıklayayım onu da açayım bir yandan ekranda. E, altında görürsün bağlantısı. Abi aşağıya evet. iniyorsun. E, uygulamanın gizliliği diye yazıyor ve çok 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 fazla şey var burada. İşte kontak info diyor ya mesela. Bu hı hı. E, detayları gör dediğinde sağ yukarıda eee infonun tam olarak ne aldı? Fiziksel adres, e-mail adresin, ismin, telefon numaran, her şey burada tek tek yazmışlar ve keşke ama keşke Google da yapsa bunu. Çok çok beğendim. Tebrik ediyorum Apple'ı buradan. Facebook'ta öyle bir şey demiş işte. Kri Apple'ı kınıyoruz. <laughs> abi peki şeyi kaçırdım. Facebook yani, tamam hoşuna gitmemiş. Çok doğal karşıladım ben. Evet. Peki, şey ne <laughs> olarak söyledi bunu? Mağazalar <laughs> için şey Yani demiş ki de, abi kötülerken küçük iş alaka. Mesela adam diyelim böyle bir şey takip ediyorsa ve oraya yazdıysa kullanmazsa diyelim ki baktı bunu bunu alıyor. Adam dedi ki ben kullanmıyorum o zaman bu uygulamayı. Kötü bir şey. <laughs> bu yüzden yapıyorlar ama onların derdi de o değil tabi biliyoruz. Tabii anladım ben seni. Şey gibi bir şey ya küçük startup yani şirketleşme çalışan startupların falan yoluna taş koyuyorlar. Evet, evet. <laughs> bir şey evet. Ya abi tabi e, tabii şey çok doğal ya Facebook'un karşı çıkması. Belki başka karşı çıkan firma var mıdır bilmiyorum. Belki <laughs> ilerleyen günlerde. Çok güzel bir özellik olmuş bu, bu arada. Evet. Google, Lütfen. Google'da yapsa dediğim gibi iyi olur. Yani muhtemelen de yapabilir bu arada. Yani bunlar çünkü sürekli abi bir ortada gelişme var şey paylaşıyorlar sürekli. Birinden görüp öbürü yapıyor. Hoş olmuş yani. bu arada Google demişken Google'a bu özellik geldiğinden beri normalde uygulamayı güncellediğinde yeni bir güncelleme yayınladığında bunu devreye sokman lazım gizliliği. Google iki aydır hiçbir uygulamasına Apple Store'da güncellemiyor. <laughs> Çok ilginç bir şekilde. Ben de şaşırdım. İlk başta dedim ya yok olamaz öyle bir şey. Az önce kontrol ettim. YouTube'a baktım mesela. Google Drive'a baktım. Google Direkt Google uygulamasına baktım. Uygulama Aralık'tan Kasım'dan beri güncellenmemiş uygulamalar. Ve privacy sekmesi gözükmüyor direkt. Gizlilik hmm. sekmesi tamamen kapalı. Adamlar <laughs> uygulamalarını güncellemiyor. İlginç abi bir şey. Baya bayağı düşündürücü yalnız bu ya. <laughs> bayağı tersan bir bilgiymiş abi. <laughs> evet kendi ya yani kendileri güncellemiyorsa kendi mağazalarına koyarlar mı bilmiyorum ama Apple'ı tebrik ederiz cidden güzel ee, güzel bir hamle. Aynen abi. Ya <laughs> kullanıcı deneyim açısından çok güzel Google ko ko koysa bile şey düşünsene gerçi öyle de yapamazlar. Ya açık resmen çok kötü bir şey olur. Hani kendi uygulamaları öyle için bunu bu tabı yapmadıklarını düşünsene. Ama işte olmaz öyle bir şey yani o kadar da olmaz. Yani sanmıyorum. Ama <laughs> ee, belli de olmaz kapalı kaynaksa bilemezsin. <laughs> Onu da bilemiyorsun. Evet, aynen. Medina Evet, bu bu haber 16 Aralık'tı bu arada. 6 Ocak'taki başka bir haberimize geçiyoruz. Bu haberin devam haberleri de var. E, biliyorsun olay oldu. WhatsApp e, işte bir şey yayınladı. Biz bunu Facebook'la paylaşacağız. Facebook'ta zaten üçüncü partilerle paylaşıyor falan. E, millet WhatsApp'ı silmeye başladı. E, ve hatta benim de bunun hakkında bir videom var kanalda. Benden de çok istendi. Yaptım. O videomu da izlemek Gerçekten. isteyenlere koyarım. E, ama bu burada herkes çok muazzam bir panik yaptı. Sanki bu yıllardır olmuyormuş gibi hani yeni oluyormuş gibi bunu birazcık bana göre resmiyete dökmüş oldular. Çünkü şu an Avrupa'dan her yerden bunlara baskı geliyor bir şeyler geliyor. <laughs> sanki bu yıllardır olmuyormuş gibi herkes bir paniğe döküldü. Ee, tabii güzel de bir şey bir yandan işte insanlar sildi signal farklı şeyler vesaire yüklediler. Bir yandan sevindim bunun olmasına ama bir yandan da e, sanki yıllardır olmuyordu evet oluyordu. Abi ya benim de görüşüm tamamen aynı. Hatta biraz çekindim. Ben, ben bunu dersem acaba Yusuf kızar mı? Diye. <laughs> ya şey e, dediğin gibi tabii güzel eyvallah bilinç oluyor belki ama ya çok böyle inanılmaz gündeme çok şey bir şekilde çok şiddetli bir şekilde geldi. E, belki de hani millet dediğin gibi yapıyorlardı ama e, sen de hani bu yaptığın videolarla falan şey yapmıyor bilinçlendirmeye çalışıyorsun. Hani belki bilinç tam yoktu. Bunu resmen alenen bir resmi olarak karşılarında görünce mi bu kadar farkına vardılar da ayaklandılar. O da olabilir. Bana da biraz şey geliyor. Zaten hala olan bir şey. Bu sefer alenen yazmış oldular. Zaten <laughs> vardı yani. Çok büyük bir tepki oldu. Ama hayırlısı bakalım. Dediğim gibi öbür uygulamalara falan kullanılması, bu bilinç yayılması, onlara taşınması falan Halkın güzel yani güzel. Evet kesinlikle ben de ona bayıldım ama biliyorsun bu olay ortaya çıktığında Elon Musk bir tweet attı e, Signal'a geçin diye Aynen. görmüşsündür. Başka yabancı bu tarz gizli e, içeriği üreten kanalları da izliyordum. Adam diyor ki bizim yıllardır yaptığımız şey insanlara bas bas bağırıyor Signal'a geçin Signal'a geçin diye Elon Musk, e, Elon Musk bir tweet attı herkes geçti diyor. <laughs> Abi e, işte Signal'ın da Elon, Elon Musk o tweet attıktan sonra bayağı bir yükselmişti evet. değeri ben hatırlamıyorum şimdi sayıyı da abi böyle evet. insanların çok kuvvetli şey var ya etkisi var şeyde bu tarz şeylerde yani. Kesinlikle ya işte o biraz işin komik tarafı biz mesela burada konuşuyoruz bunları sonra bir tane ünlü bir adam geliyor bir şey diyor çat herkes oraya geçiyor. E olsun evet. sonuç sonuç güzel olduğu sürece sorun yok yani günün sonunda evet. Elon Musk yapıyorsa bunu yapsın problem değil. Evet abi. Bunun devam haberleri de şey, KVKK demiş ki WhatsApp e, WhatsApp'a şey yapacağız, e, soruşturma açacağız. Benim anlamadığım burada şey var abi, yani adamın kendi uygulaması, oraya yazıyorsa ben bunları bunları topluyorum, ben de kabul edip giriyorsam KVKK, yani sen ne yapacaksın <laughs> orası biraz hmm. bir soru işareti. Ama araştırma hmm. açacakmış, öyle bir şey varmış. Bir de bunun yanında şey var, WhatsApp bu tepkiler gelince 3 aylığına erteledi. Dedi ki tamam bu işi 3 aylığına erteliyoruz dediler. Ama yani yine de olacak bu iş ertelendi diye sildiyseniz bence tekrar yüklemeyin günün sonunda yine olacak yani 3 aylığına ertelediler. Hmm. Sonraki haberimiz yine bunu geçen sefer konuşmuştuk ya sen de ticari elektronik ileti yönetim sistemi evet, SMS'ler evet. geliyor sürekli bunları şey yapamıyorsun diye kapatamıyorsun vesaire diye hmm. açmışlar açmaz açmaz dedik aç, açmışlar ben girdim baktım e-devletten girip bakabiliyorsun. Ben onay vermediğim bir sürü firma buldum orada. <laughs> onay vermemişim. SMS hakkı var, arama hakkı var. Nereden geldi, nereden gitti bilmiyorum. Ee, abi aynen bu arada. Ben de hatta görmüştüm bunu medyada. Hatta böyle <laughs> video falan çekmişler ne bileyim nasıl giriyorsun, nasıl kapatıyorsun falan. Bunların da videosu var. Ee, biz biraz umutsuzduk gerçi de. Biraz evet. çok güzel, güzel bir gelişme oldu. Şey burada ben şu şekilde gördüm. Hani gelen SMSleri yönetebiliyorsun ama aramaları <laughs> da kapatabiliyorsun değil mi? Ben. Doğru. Kapatabiliyorsun ama birçok şirket hala eksik Ahmet. Hani orada bütün şirketler katılmadı hala. Eksik bir sürü şirket var. Anladım. Ama herhalde gün sonunda katılma tamamlanacaktır değil mi yani? Ya. Devlet tarafından yapılıyor. İşte sana spam yapan mesela şu an ben açsam burada e, telefonda. Su şirketi var ne bileyim saçma sapan bir sürü şirket yazıyor. Onlar zaten buraya kayıt olacak mı? Bunların umurunda mı oraya kayıt olmak? Çünkü adam oraya kayıt olsa herkes kapatacak. O da var yani. Ben direkt kapatacağım. Saçma salak mesaj atıyor bana çünkü. Şöyle bir kayda falan yok mu bunun bir yönetimli devlet tarafından? E, denet, denetlenmesi falan yok mu? Ya getiriliyorsa da ya uğraşacak uğraşacaklar mı o kadar yakalayacaklar mı ağır cezası olacak mı gerçekten ve ya yine abi bence günün sonunda bu devletle alakalı bir şey olmamalı bu bence Türkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi hat, e, şey servis sağlayıcılarında olmalı çünkü adamlar biliyor o su su servis sağlayıcısı gidip bin kişiye mesaj attığında bir anda gönderiyor onu. Tek tek göndermiyor ki. Şimdi Ahmet'e gönderiyorum, şimdi Yusuf'a gönderiyorum evet, demiyor evet. ki. Onu isteseler evet. engelleyebilirler ama işte onlar engellemiyor. Devlet girdi işin. Doğru doğru. İnşallah bir şekilde çözülür ama bence o spam yapan firmalar buraya kayıt olmayacak. Bana öyle geliyor. <laughs> Abi inşallah bakalım. <laughs> evet. Sonraki haberimiz bir araştırma. Ee, şöyle bir şey gözlemlenmiş. Bir tane yapay zeka yine ee, insanların suratına bakarak onların politik partilerini tahmin edebiliyormuş ve inanın inanmaz tabi iki insan koyuyorsun iki yan yana ve yüzde bir başarıya ulaşmış. %71 başarıya ulaşmış tahmin etmede. E inanılmaz bir şey ya. <laughs> abi acaba çok düşündü arkada nasıl bir algoritma çalışıyor ki yani? <laughs> Sadece yüzden değil mi? Herhangi Tabii de, evet yüzde. Ya yani, fotoğraf veriyorsun, yüzü net bir şekilde koyuluyor ve bu yanlış bilmiyorsam bir tane sol, bir tane sağcı koyuyor ve şey bu solcu bu sağcı diye tahmin ediyor. <laughs> hani iki tane yan yana koyuyorsun, bu solcu bu sağcı diyor. Ha, direkt şey yapmıyor mu? Peki sadece solcu ve sağcı mı diyor yani? Evet. Ha, ha tamam. Ama, Ama bu yüzde 50 yüzde 50 gibi bir şey yok. Yani normalde öyle bir şey olsa yüzde 50 50 olurdu. Yüzde bir tahmin ha, var. Tamam, anladım. Ve başarıya ulaşıyor yani değil evet. mi? Ya bu tabii hala gelişmekte olan bir şey olduğunu düşünecek olursan bunun daha da ilerleyen adımlarında daha fazla verisi alanında belki %90-95 gibi bir çünkü biliyorsun bu algoritmalar öğreniyor bir de. Evet evet kesinlikle abi. Ya o yüzden birazcık korkucu, korkutucu da bir şey. Bunun daha <laughs> gelişmiş versiyonu şey yani artık cebimizde bu tarz uygulamalar sürekli olacak abi. Bak bak adamla belki tanışacaksın belki tanışmayacaksın. Önce bir taratayım da. <laughs> Vaziyetine göre, ona göre şey yapayım kafama uyuyorsa tanışayım, uyumuyorsa tanışmayayım falan. <laughs> evet, evet. Yani o işin zaten distopik tarafı oluyor artık. Aynen. Ama çok ilginç bir araştırma olarak buldum. Bunun tabii oturulup siyasiler tarafından birazcık da konuşulması gerekiyor, gündeme gelmesi gerekiyor. E, kullanım kısıtlamaları getirilmesi gerekiyor belki. E, çünkü şu an mesela sen bunlara kısıtlama koymuyorsun ya. Bu teknolojiler hayvan gibi geliştiğinde nasıl durduracaksın? O var. Şu an evet. daha hala emekleme adımlarındayken bir konuşması lazım diye düşünüyorum. Bu haber birazcık e, garip bir haber. Çünkü ADT denilen bir firma var abi. Evet, abi. E, bu işte şirketlerin insanlara da aynı zamanda kişisel bu e, evde kameradır şudur budur çözümleri sunuyor. İşte gizli, e, güvenlik, e, gizlilik çözümleri falan sunuyor. E, eski bir ADT çalışanı demiş ki e, biz demiş insanların şeyine kameralarına girip Özellikle kadınlara ve işte insanlar seks yaparken izliyorduk diye itiraf etmiş abi. Abi korkutucu bir şey yani. Hani sen adamlara şey diye emanet ediyorsun. Adamlar izleyebiliyor. Abi eski bir <laughs> çalışan bilmiyorum ya. Bir sor, belki biraz iddialanması gerekiyor. Acaba bir iftira falan da olabilir mi bilmiyorum. Bir düşündürdü. Olabilir tabi ya bunu evet. tam kesin kanıtını bilemiyorum ama adam bunu kendisi itiraf etmiş böyle bir şey yapabiliyorduk evet. diye ya bir de günün sonunda eğer ki o internete ve onun sunucular onların sunucularına bağlıysa yapabilirler yani özellikle bir açık kaynaklı bir şifreleme protokolü uygulamıyorlarsa bilemezsin demek ki yapabiliyorlar. Tabi tabi doğru yani evet. muhtemelen şey vardır bu arada dediğin gibi e, yetkisi olanlar ona erişiyorlardı çünkü dediğim isterseniz onun sunucularını kullanacak. Hı, -hı. zaman belki ne bileyim X numaralı kamerayı aç. Evde hatta birden fazla varsa istediğinden açar yönetir yani doğru söylüyorsun evet. Orada bir firma bunu şey yapması lazım. Güzel bir şekilde yönetmesi ve denetimini de sağlıyor olması lazım aslında. Evet. Yani aslında böyle bir, şey böyle bir iş yürüyorsa yani. Ya denetim şöyle. Açık kaynaklı bir şifreleme protokol sistem kullanacaklar. Uçtan önce şifreleme kullanacaklar mesela. Sadece o interneti ya sonuç olarak sen eve bir kamera yerleştirdiğinde diyelim bebeğin var. Bebeğini izlemek istiyorsun ya. Hı -hı. E, ona uzaktan izlemen gerekiyor. Yani o internete gitmesi gerekiyor bir defa. internete gitmeden sen evet. izleyemezsin. Ama evet. onun bir şekilde şifrelenip sadece kullanıcı tarafından görülüyor olması lazım. Öyle sistemler Aynen. de vardır muhtemelen ama ben bu Aynen. konu hakkında çok bir fikrim olmadığı için kesin bir şey söyleyemeyeceğim şu an. Gizlilik haberlerini bitirdik. Şimdi veri ihlalleri e, haberlerine geçeceğiz ve çok fazla veri ihlali var. Normalde aslında ben bu veri ihlallerini gizlilik kısmına koyacaktım ama sonra baktım çok fazla veri ihlali var e, ayrı alayım dedim. Şimdi bu geçtiğimiz a, a, e, ayda şey oldu baya bir olay oldu. SolarWinds denilen bir firma var. E, SolarWinds e, bu hem e, Amerika'nın çok devlet dairesine... Hem de birçok bu bildiğimiz bizim Nvidia gibi firmalara e, sunucu desteği sunuyor. Direkt fiziksel eee hardware desteği vesaire sunuyor. Başka şeyler de sunuyor. Bu SolarWinds hacklenmiş ve bir ton e, Rusya olduğu söyleniyor arkasında da. Bir ton e, bu işte Amerika'nın devlet dairesinin verileri çıktığı söyleniyor abi. Bir firma Rusya tarafından hacklendiği iddia ediliyor. Evet abi bu işler biraz ülkeler arasında sıkıntıya sebep olabilir tabi. Olabilir ama zaten sıkıntı <gülüyor> Ve <gülüyor> Bunun devamında Intel ve Nvidia'ya da hizmet sunuyorlarmış. Intel ve Nvidia da etkilenmiş haber açılırsa. Bu arada bu haber dediğim gibi 14 Aralık haberi. Geçen aslında yeni yıla girmeden evet. önce olay oldu bu. Aynı zamanda Microsoft'a şey açıklaması yapmış. Bizim müşterilerimizin verilerini Microsoft'a kullanıyor yine SolarWinds'i. Müşterilerimizin verilerine erişemediler açıklaması yapmış. böyle büyük bir skandal oldu. Bilmiyorum şimdi, artık kuşlar neler aldılar. Evet evet şimdi <laughs> e, Microsoft deyince bu arada geç, geçen bir etkinliğe katılmıştım ben. Oradan Microsoft çalışan bir güvenlikle ilgili e, bir abi var, Türk bir abi vardı. <laughs> şimdi Solaris Solaris ve Microsoft deyince o keywordleri bir eşleştirin. Şimdi hatırladım bu olayın olduğunu. <laughs> Aynen bayağı bu gündem ol, olmuş diyebiliyorum ben. Şimdi evet. hatırladım. Olmuş zaten de karşımız çıktığına göre. Evet. <laughs> <laughs> şimdi yeni yılın haberlerine geçiyoruz. 4 Ocakta. Amazon'un ve Swiggy denilen Swiggy Türkiye'de yok. E, o yüzden bilmiyorum. E, Amazon'un kullandığı ödeme API'leri. Sen bir firmaya sonuç olarak teslim ediyorsun evet. kendi kartına. Amazon evet. siz Amazon'a falan kartınızı kaydettiniz. Onlar kendi sunucularına kaydetmiyor. Başka bir e, üçüncü parti bir e, servis kullanıyorlar. Kullandıkları hmm. servisin sunucularında veri ihlali olmuş yine. 100 milyon ön ödemeli ve kredi kart e, sızdırılmış toplamda. Hmm. Ya abi şimdi ya bu bu haberlerde de şey oluyor çünkü çok fazla mesela Türkiye'deki e-ticaretlerde de bu e, duyuyorsundur. Evet. şey oluyor. Şey oluyor. Yok şu, şu X firmadan e, şöyle şu kredi kartları sızdırıldı bilgiler sızdırıldı ve bunların kendi işin içinde olduğum için biliyorum. Genelde çok abi böyle sallamasyon o da oluyor. Yani insan Hı -hı. düşünüyor tamam böyle bir haber var. Gerçi şimdi bu Amazon olayını senden duydum bilmiyorum. Ama nasıl bir şey acaba Harbiden ne kadar şey yani? Abi bunlar salla. Şey, var mı? Ne kadar sallamasyon hani Türkiye'de de çok oluyor bu Bu arada gerçekten evet. oluyor yani işte mesela ne kadar çoğusu sallamasyon değil bence çünkü e, bunun koskocaman piyasası var forumlarda mesela bak ne adamlar kredi kartını çat 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 koymuş ve direkt Google'dan falan girine bulabiliyorsun yani tabii ki kullanılsın falan diye demiyorum kullandığınız <laughs> an polis kapınıza gelir zaten kullanmayın da. E, <laughs> Ya böyle bir problem var zaten sürekli sızdırılıyor sürekli sızdırılıyor. Günün sonunda şöyle bir şey var abi. Bu olaylar zaten nadir olaylar değil. Zaten şu an veri ihlallerinde göreceksin. 10 tane falan veri ihlali var sırf bu ay. Ee, nadir şeyler değil sürekli bunlar e, ortaya çıkıyor. Ve bu büyük bir şirket diye haber oluyor. Yoksa küçük şirketlerin veyahut da küçük forumların küçük yerlerin sürekli verileri zaten her gün biz şu an konuşurken birileri bir siteyi ekliyor onun e, kullanıcı adı şifre bilmem ne bir sürü şeyini çalıyor yani. Ve e, yani mesela Türkiye'de de geçen yıl çok büyük bir olay olmuştu. Bir sürü insanın kredi kartı vesaire eklenmişti. KVKK olayı el atmıştı. Ama yine bir şey çıktı. Yaptı, nasıl oldu vesaire? E, ya da düzgün bir şifreleme sistemi kullandılar mı? Öyle oluyor sürekli. Benim tavsiyem şey olur. E, kredi kartınızı kaydetmeyin. Ee, hem şu şunun için de güzel oluyor. Bir şey satın almaya karar verdiğinde o kartını çıkarıp yazmaya çalışmak uzun sürüyor ya biraz. "Alan bunu alacağım <laughs> belki almayayım." diyebilirsin. Evet, evet bir i̇yi noktaya değindin ya. Çünkü genelde abi e, alınıyor ya çok fazla eriyor gidiyor böyle. Aklına gelen direkt giriyor, arıyor çok çok e, pratikte artık bu sistem, eticaret falan evet. gelişti. O yüzden iyi bir noktadeyin yani. O şey uzadıkça abi daha düşünüyorsun falan. Vazgeçtiğinde de bayağı oluyor. Benim de hatta belki boşuma gelmiştir bilmiyorum ya. Yani. Ya gel gelmiştir ya ben mesela Steam Steam'e falan eskiden oyun alırken direkt kayıt olduğu zaman chat al, al, alabiliyorsun ama olmadığı zaman bir düşünüyorsun ya yani şuradan çıkarıp kredi kartını çıkarmaya değer mi diye. O aynen, yüzden aynen. kaydetmeyin. Ben daha sade bir çözüm olur belki. En azından adamların sunucuları eklenirse sizinki çalınmaz. Bir sonraki haberimiz 6 Ocak'tan. Nisan'ın kaynak kodları araba firması kaynak kodları or ortaya çıkmış abi ve nedeni de şu bu git sunucularındaki otomatik giriş kullanıcı adı şifre atanıyor ya sana admin adminmiş ve değiştirmemişler ondan dolayı kaynak kodları ortaya çıkmış ve biliyorsun artık arabalar bayağı dijital evet. ve bayağı bir sürü dijital de olsa ortaya çıkmış peki ya ben şeyi tam anlamadım yani tam olarak neyin abi admin adminmiş şey mi Git'in barındı sallıyorum. GitLab, GitHub gibi platformlardamış kaynak kodu ve oralarda mı bir sıkıntı olmuş? Ya bunlar direkt belki GitHub'ı kullanma olabilir. Yani git sonuç olarak belki Çok kendi var, çözümleri vardır. Kullanmaya. Evet evet tabii tabii. Ee, yani i̇şte bu, ben de onu sordum. O platformlardan biri galiba değil mi? Burada kastediyorum. Haberde şöyle yazıyor. Ee, bir tane Git sunucularında ya, e, yanlışlık hmm. olmuş. O default admin admin'i değiştirmemişler. Varsayılan kullanıcı adı şifreyi değiştirmemişler. O şekilde çalınmış veriler. Anladım. Yani tehlike, sakıncalı bir durum ya. Evet. Şu olabilir bu haberden çıkarılacak bir şey. bir router mı aldın? Modem mi aldın? Veya herhangi bir şey. Onun şifresini değiştir. <laughs> Mutlaka ha. değiştir. Otomatikte de bırakma. Aynen. Ve belki eminim bu arada şu an bizi izleyenlerin bazılarında modem ve router şifreleri değişik değildir. Yani direkt admin admin veya her neyse. Ha şunu da diye olabilirsiniz. Benimki zaten admin admin değil farklı bir şey çoğunuzun admin ttnet, admin Türk telekom ya da o tarz şeylerle geliyor. Mutlaka veya başka ne cihazınız varsa varsayılanla bırakmayın. Özellikle internete bağlıysa abi. Senin nasıl mesela senin modem vesaire değişik mi? Tabii canım. <laughs> <Ya> Google, Chrome, <Krab, gülüyor> evet. Google kram kullanıyoruz evet. ama modem <laughs> <çikilerle geçireyim. gülüyor> Peki. Bir diğer haberimiz e 11 Ocak'tan. Geçen sefer konuşmuştuk hatırlayacak olursan. App Store'daki uygulamalar Amerika'nın ordusuna bir e, verileri satıyor vesaire diye. Şimdi de hmm. bir e, namaz kılma uygulaması. Hmm. Amerika'nın bu göçmen firma e, göçmen departmanıyla çal çalışan bir firmaya lokasyon verilerini sattığı gözlemlenmiş. Böyle hmm. bir olay var. Ee, yani şey mi? Namaz kılma uygulaması orada o, muhtemelen... Kıble ayarı evet. falan vardır. Bu bu esnasında oradan herhalde konum alıyor evet. ve bunların şey yapıyor değil mi? Gün sonu satıyor bunu. Evet. Hmm. Ve Anladım yani ben. o çok kötü bir şey. Sen bilmiyorsun. Orada lokasyonu açıyorsun. Muhtemelen uygulamanın içinde şeyler de vardır. Bu namaz saatleri vesaire vesaire. Evet, evet. Muhakkak vardır yani. Ya buradan da işte şey çıkartıyoruz herhalde. Uygulama ne olursa olsun <laughs> herhangi bir elde ettiği bir veri bile varsa. Bu evet. Fatime bakıyor yani. satarsa satıyor işte gördüğünüz gibi. bildiklerimiz işte. Bir diğer e, haberimiz 18 Ocak'tan. Bu da OpenWrt'nin forumları. E, OpenWrt bilmeyenler benim bunun hakkında da bir videom var ama bu router'ına açık kaynaklı bir yazılım abi yüklüyorsun. İşte özelliklerini vesaire arttırıyor. Yapabileceğin şeyleri arttırıyor. Forumu e, hacklenmiş. E, daha doğrusu forumdaki admin e, hesabı hmm. hacklenmiş. Böyle bir haber var. Tabii çok yorum yapılacak bir şey de yok ama. E, evet. OpenWRT'deki adminler demiş ki projeye herhangi bir zarar gelmedi, sadece admin hmm. hesabında oldu, problem Anladım. yok demişler. Bir sonraki haberimiz böyle bir şey var abi biliyorsun bu ransomware yazılımlar işte şirketlere verilerini çalıyorlar ya işte bir virüs yüklüyorlar para ödemezsen geri Hı. vermeyeceğiz vesaire diyorlar. Adamlar backup olsa bile yedeklemesi olsa bile kullanıcı verileri orada olduğu için onları yayınlamasınlar diye yine para ödüyorlarmış. Böyle bir haber bunu anlatıyor. Yani sen sen senin yedeğin var. Ama o dosyaların yine de internete çıkmasını istemiyorsun. Çünkü ödemezsen adam yayınlayacak internette. Yine de parayı ödüyorsun. Yedeğin olmasına rağmen mesela. Hmm. Evet, böyle bir problem yani. Yedeğin olsa da kurtulamıyorsun. Bir sonraki haberimiz bir yine ransomware ile alakalı. Normal kişilerin başına geliyordu ilk başta. Hatta Windows'ta bir açığı falan vardı, kapatıldı. Daha sonra full şirketlere yönelik yapılmaya başladı. Hep şirketlere yönelik. Çünkü onlardan daha büyük para kaparabiliyorsun. Evet. Koca devlet dairesinin e, dairesine ransomware atılmış. Onlar da ödemeyi reddetmiş ve e, yine e, az önce bahsettiğimiz gibi halka açmışlar verileri. ...böyle bir olay var. Hmm. Ya sen mesela ne düşünüyorsun genel anlamda sana bugün ransomware gelse öder misin? O o kadar şey verilerin var mı mesela tutma online olmasını istemeyeceğim veriler bilgisayarında? Ya o kadar düşünüyorum. En fazla belki hani kendi kendine fotoğraflar, videolar vardır en fazla. Hmm. Yani onun dışında şeyler var mesela. Sıkıntı benim daha eskiden bayağı kaldı bayağı şeyleri yazıyordum ben not defterine. Çok kötü bir yöntem evet ama bayağı o çok oldu kaldı hala. Abi böyle şifreleri falan yazıyordum. <laughs> o öyle bir sıkıntı var. <laughs> bu videoda söylemek de ayrıca bir absürt kaçtı bunu. Öyle ya. Onun dışında böyle aman aman verim sanki yok gibi ya. Hmm, yani çalınsa ödemezsin. Format atar geçersin yani. Herhalde öyle olur ya Yusuf. Çünkü dediğim gibi onlar şey inanılmaz böyle çok sıkıntı benim için sıkıntı olacak bir e, şahsıma ait veriler diyor. yok. İşte fotoğraf <laughs> dahi olsa. Evet. Belki biraz utanç isterseniz oluşturur ama hani parası bunlar bir de ne kadar acaba e, meblalar söz konusu yani? O da var. Ya mesela tabii ki bir e, firmayı hedeflediğinde çok 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 büyük bir e, para istiyorlar ama kullanıcı hedeflediğinde mesela 500 dolar, 1000 dolar tarzı bir şey diyorlar mesela. Ve sen onu tabii bitcoin olarak gönderiyorsun. O da var. Hmm. Evet ya, Belki de bunu göz önünde bulunur. <laughs> Ödeyesinde gelebilir. <yani>. <gülüyor> <gülüyor> ama her zaman ya ne olur ne olmaz yedeğinizi tutun o bir gerçek ya tabii bu aralar dediğim gibi kullanıcılar çok hedeflenmiyor ama siz yine de yedeğinizi bir yerde tutun. Bir sonraki haberimiz 22 Ocak bir hacker grubu Microsoft'un bütün bu koyduğu engelleri geçmiş ve bir malware yüklemiş millete atmış bunu ve millet de tıklamış işte paralarını vesairelerini çalmış hep ama şöyle bir şey yapmışlar bunları kaydederken yanlışlıkla bir e, herkese açık bir yere kaydetmişler ve Google vesaire her yer indekslemiş onu böyle bir komik bir <laughs> haber var. Adamlar o kadar uğraşmış bütün sistemi açmak için. Ondan sonra herkes görmüş yani. Tam anlamadım yani burada elde edildiği şey mi <laughs> full? E, evet. Şey Kullanıcı adı şifreler vesaire. Abi enteresan bir har harbiden şey olmuş ya çok komik bir yani komik bir durum <laughs> olmuş aslında. Evet yani O kadar uğraşmışlar o sistemi açmak için çünkü normalde sen videosu yüklediğinde tarıyor onu. Ee, onun taramasını engellemen lazım. Taradığını atamıyorsun. Bu kadar açmışlar ama bütün hepsi ortaya çıkmış daha sonrası. Veri ihlallerinin son haberi 24 Ocak bir hacker 2.28 milyon kişinin verisini çalmış ama bu veriler özel bu veriler şey özel meetmindful.com bu randevulaşma uygulamaları oluyor ya insanlar flörtleşme uygulaması denir belki. Hı -hı. Tinder gibi ve hmm. abi burada bayağı veri var. Şifreler de e, çalınmış ama bu şifreler hashlenmiş şifreler yani direkt şifre değil. Hmm. Şifrelerde sorun yok ama isimleri, e-posta e, adresleri, hangi ne, nerede yaşadıkları tam olarak işte IP adresleri, vücut detayları, ne bileyim, e, kimleri tercih ettikleri vesaire ve tam olarak enlem ve boylamlarını yaşadıkları yerin <laughs> o kadar e, tespit etmişler ve bunu direkt şu an açık herkese açık. Evet. Öyle mi? Hem evet. bayağı kaç milyon kişiydi? 2.28 milyon. 2.28 milyon insanın verisi çalınıyor ve evet. tabii şey şurada düşünün yani üzerinde durulması gereken bir nokta da şu evet. abi. Yani şey ya hani evet. flörleşme uygulaması ya Hı -hı. haliyle şey daha detay barındırıyor aslında evet. dediğin gibi boyu nem kilosu. Evet. Bu kadar şey olmuş abi ya. Baya bayağı ki, kötü ya. yani evet. Facebook user id'in de var mesela. Sen hani direkt Ahmet Burak Çakıcı çat diye gördüm. <laughs> Boyunun kilonu, evini. Evini <laughs> enlem ve boylam olarak görebiliyorum abi. Çok be, ya evet. hani gülüyoruz falan ama cidden kötü evet. bir durum. Korona vesaire olmasından dolayı da bu tarz sitelere kullanım da arttı. İnsanlar buradan da burayı daha çok buraları daha çok kullanıyorlar. Çünkü gerçek hayatta çıkıp hani normalde de fazla kullanılıyordu da gerçek hayatta çıkıp şey yapamıyorsunuz. Yani buradan belki şu dersi çıkarabiliriz. Abi nereye giriyorsanız girin çok özel detayları vermemeye çalışın bence. Çünkü evet, evet. bayağı her şey sızmış burada. Aslında şey gibi hareket etsek böyle verdiğim veri çalınacak gibi düşünerek her yeri <laughs> <adını zaten. gülüyor> Değil mi abi? Başka öyle hareket olabilir. etmek lazım. Abi Bir defa bir verinin online olduysa bir ihtimal gidebilir. Yani bir ihtimal her zaman o gidebilir. Dolayısıyla belki de öyle hareket etmek lazım. Ve şimdi şirket bazı haberlere geçiyoruz. Geçen haberde konuşmuştuk hatırlarsın YouTube kapanırsa daha doğrusu YouTube YouTube'un reklam alması Hayır, kapanırsa evet. Türkiye'ye ne tarz bir hasar verir diye ve hatta kullanıcılara ne tarz bir hasar verir diye konuşmuştuk. Ve YouTube 13-16 Aralık'ta... <laughs> temsilci atamaya karar verdi. Onların ardından bir sürü e, sosyal medya sağlayıcısı evet. da atamaya karar verdi. TikTok, LinkedIn, Daily Motion, Daily Motion ve e, Facebook'ta e, temsilci atayacaklar sonunda. Aynen. Bir de şey var, değil mi? Twitter mesela reddettiğini biliyorum. Twitter de, daha. Değil. yo Twitter daha benim de bildiğim kadarıyla daha atamadı. Ama işte e, şöyle bir problem var. Galiba atamayanlar için iki, o reklam almama yasa evet. başladı. Şu an hmm. e, atamadıysa eğer ki Twitter'da reklam alamıyor Türkiye'den. Bak mesela hala Amerika'dan reklam alıp sana Amerika'daki reklamı gösterebiliyor. Ama Türkiye'deki kullanıcılar reklam veremiyor. Hmm. Öyle bir şey var. Anladım. Hı. Sen mesela kanalını tanıtmak istiyorsun. Veremiyorsun. Türkiye'den reklam için para alamıyor Twitter. Evet. Ama Aa. ben de kullanıcı olarak şey yapmış ben oluyorum. De, ben belki ben... şirketim. Yapacağım. Yapamıyorum. Sen de veremiyorsun. Evet. evet. Öyle bir problem var. Bir sonraki haberimizde yine e, sosyal medya ile alakalı. Bu e, seçim zamanlarında 7, 7 Ocak haberi bu arada. Bu seçim zamanlarında biliyorsun bayağı olaylar oldu hem başkente. başkentte. Youtube'da şey, de, dedi, e, şey dedi biz yanlış haberler, haberler yayan videoları kaldıracağız dediler direkt ve kaldırdılar direkt ve o seçimler hakkında vesaire. Çat 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 hepsini kaldırdılar ve bunlara tepki de geldi. E ardından bunun ardından hemen bunu yorumlamadan önce onu da söyleyeyim e, Trump'ın Twitch hesabı deaktive edildi abi Aa, evet, evet. <laughs> ben burada şöyle bir şey düşünüyorum Ahmet her ne kadar mesela yanlış bilgi olsa da evet mesela düz dünyacılar var abi düz dünya evet. adam düz dünyaya inanıyor gerçekten evet. ve evet. sen şimdi bunların videolarını kaldırınca YouTube'da önceden düz dünyacıların videolarını kaldırmıştı adamlar diyor ki Aa, bak biz doğruyu diyoruz o yüzden kaldırıyorlar diyor. Ben mesela. kaldırmama taraftayım. Her ne kadar bu yanlış bilgiler çok daha hızlı yayılsa da, mesela sen şey dediğinde dünyanın neden düz, düz olduğunu açıklıyorum dediğinde bir sürü insan izliyor. Ama dünyanın bilimsel olarak neden yuvarlak olduğunu size söylüyorum Aynen. dediğinde çok az kişi izliyor. Aynen. Ama buna, bu, bütün bunlara rağmen bence yine de yanlış haberlerin yayınını kesmemek lazım. Çünkü kestiğin an adamlar diyor ki bak biz haklıydık. Şey oluyor evet. değil mi? Aslında ilgi çekmiş oluyorlar aslında. Evet. Kesinlikle. Evet. Bir de şey var, Donald Trump'ın Twitch hesabı kapatıldı haberi <laughs> açtın sen, Twitter'da kapatıldı. Twitter'da mı kapatılmış? Tamamen <laughs> mi kapatıldı? Evet, Permanent Suspension of Real Donald Trump diyor. Şuraya, şuraya varacağım, işte ben de Geçen Bulunay'la ilgili video seyrediyordum. İşte yine Le Le Levent Çapçı diye bir YouTuber var, öyle var var. Ve şöyle bir bakış açısı vardı onun, bayağı tepkiliydi abi. Çünkü <laughs> kim olursa olsun bir devlet başkanı. Bu tarz firmalar, Twitter, Facebook, yani onun yorumunu söylüyorum burada aktarıyorum ve Hı -hı. ben de kat katılmıyor değilim. Yani şey, bu hani Twitter, Facebook bunlar kar amacı güden firmalar yani şirketler evet. ama çok çok dev yani öyle bir şey vaziyet var ki artık ya ülkelerden evet. çok fazla ülkeden zaten maddi olarak çok daha güçlüler de artık inanılmaz bir yönetim şeyleri var baskıları var Hı -hı. ve şöyle bir durum var. Hani ne olursa olsun bunların bir devlet başkanını müdahale edememin yani bu olacaksa bile insan hakların mahkemesinde falan taşınmasına <laughs> dair öyle bir konuşma yapıyordu. Çok mantıksız bulmadım ben. Yani tabii daha düşünmek lazım üzerine de direkt kararım yok benim bununla ilgili. Böyle bir bakış açısı ben katmak istedim yani. Bilmiyorum sen de düşün sen. De düşün. Sen bunları kestiğin an adamlar diyor ki biz haklıydık. Bak o yüzden evet. bizi susturuyorlar. Benim bakış açım genelde ortada yanlış bir şey varsa onun üstünü örtmezsin. Açarsın. Dersin ki bak arkadaşlar bu bundan dolayı yanlış. Evet. Genel her şeyde böyledir abi. Biri yanlış yapıyorsa da onun içine atarsan günlük hayatta da olmaz. Açacaksın düzgün evet. düzgün konuşacaksın. Ortada bir yanlış varsa herkese açılacak. Ee, bunun kesmenin yolu bu değil bence. Ama günün sonunda abi adamların kendi platformu. Ben bugün desem ki burası, evet. burası Yusuf'un yeri. Burada herkes gelip kendi şartlarımı kabul ettiğiniz takdirde burada gelip kürsüde konuşabilirsiniz desem sen de kapıdan girsen desen ki evet ben Ahmet Burak Çakıcı geçiyorum kürsüde şartlarını kabul ediyorum konuşuyorum ben de istediğim zaman seni atabilirim diyebilirim ki abi yok şartlarım hmm. uymadın hadi yallah <laughs> sen de o zaman bir şey diyemezsin hani ne diyeceksin abi kabul edip girmişsin zaten ya ha. Orası, öyle. orası öyle belki ama... de devletler yaptırım yapabilir öyle şartlar koymamasını sağlayabilirler belki ama bilmiyorum evet. o da nasıl olacak Tabii sözülecek. nasıl yönetilecek şey var. Evet. Soru işaretleri. Ben zaten bu YouTube düz e, dünyacıları yasakladığında da hoşuma gitmemişti. Yani abi bırak yasaklama da konuşsunlar. <laughs> Sonra diyor ki bak haklı adamlar kaldırıyor diyorlar. Olmayacak şey. Bir sonraki haberimiz 14 Ocak. Bir tane bug bulunmuş abi Windows 10'da. Daha doğrusu bu bug çok uzun bir süredir varmış. 2018 güncellemesinden itibaren bu açık varmış. Bir tane kod giriyorsun terminale. Şu an Ekranda izleyenler de görüyor. Bu arada yazmayın kesinlikle <laughs> terminale bunu. Girdiğin anda e, diski tamamen çökertiyor. Diski kullanılamaz hale getiriyor. Bilgisayarındaki diski. Evet abi ya ama şu da insanın aklına gelmiyor değil ya. Bu, bu nereden oluşuyor ya? Bak abi yani koskoca işletim sistemi. Hani de evet. var sen biliyorsun e, web geliştiricisi. Bir tane for loop şey yanlış yazda bile aha, aha. şey tarayıcı çökebiliyor. Evet, Koskocaman evet, evet. işletim sistemi yani. Aynen. Doğru gerçi mesela bu şeyde de olmuş hatta benim başıma geldi. <laughs> iPhone iPhone'da mesela WhatsApp'tan WhatsApp'tan olması önemli değil sanki ya. Bir şekilde sana bir mesaj gelince özel bir mesaj vardı böyle. E, abi gelince çöküyordu ve ben benimki çöktü biliyor musun? Hmm. Ve dedim ki. Ve dedim ki abi o an içimden bayağı arkadaş dedim ya. Olacak iş dedim ya. <laughs> bir, de, bir de Apple Apple yani hani şey bilirsin. Daha güvenlik falan. Bayağı şaşırtıcı ama biliyor musun ya. Yani başına gelirse abi Böyle şey o, ibret ibretli gibi bir şey oluyoruz. Gel. gel sen ama inanamazsın abi. Düşün, ya düşünebiliyor musun? Sana ben mesaj gönderiyorum. Şey. <laughs> Ve bilgisayarın çöktüğünü düşün şu an abi. Her şey gitti. Evet. Ama düşünemezsin işte yani abi. Evet evet. Yani Yok yo, ben o, bir ara şey de vardı. Galiba yine hatırlıyorum. Bu General Mobile telefonlarda bir SMS gönderdiğinde telefon kapanıyor. Hani bir şeyin datana bir şey olmuyor ama arkadaşım biliyorsa senin telefonunda bu bug oldu. Mesela benim kardeşimde vardı o zaman General Mobile. Dayım buna mesaj atıyordu böyle. <laughs> Çocuğun telefonu çat 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 kapanıyordu sürekli. Ama bu tarz bug'lar büyük şeylerde hep oluyor. Ya, evet, koskoca evet. Windows abi kaldı ki bu keşfedilen kısmı yani daha kim bilir neler vardır yani. Ama bu kodu kesinlikle girmeyin. Ben biraz inceledim. Bazıları şeyde denemiş sanal makinede. Hmm. Sorun yarattı diyenler var, yaratmadı diyenler var. Bazılarında da olmamış. Neden anlamadım ama 2 yıllık hmm. bir bug abi öyle düşün. 2 yıldır niye evet. çözmemişler bilmiyorum. Belki şu an çözmüşlerdir bu dediğim gibi e, haberin tarihi 14 Ocak. Belki şu an çözmüşlerdir. Ama hmm. görmedim. 2 yıldır da çözmemişler. Bir sonraki habere geçiyoruz. Ha evet. Az önce konuşmuştuk. 19 Ocak'tan haber abi. Sosyal medyada temsilci atamayanların şu an so e, reklam yasakları başladı. Twitter, e, Periscope ve Pinterest e, 19 Ocak'tan itibaren reklam yasağı uygulanmaya başlayacakmış. Başladı yani biz bu videoyu video 29 e, Ocak'ta çekiyoruz. Bunlar reklam alamıyor. Ee, Az önce konuştuk. Şey mi peki? Şey diyebiliyorum. Doğru muyum? Twitter ve Periscope aynı şey mi firmaya ait? Öyle mi? Öyle olması lazım galiba. Zaten kapat kapatma haberi de gelmişti sanki bununla. ya ben yanlış mı hatırlıyorum bir yerde duymuştum sanki periskopun evet, evet periskop bu arada kapanıyormuş hmm. Twitter bunu satın almıştı. evet bu e, bir startup olarak çıktı herhalde Twitter satın aldı şu anda kapanıyormuş demek ki istedikleri kadar şeyi elde Aynen. edememişler e, şimdi ve, şirket kısmını da bitirdik. Linux e, haberlerine geçeceğiz. İlk Linux haberimiz e, 1 Ocak. Geçen sefer yine konuşmuştuk hatırlıyorsan bu yeni M1 e, Mac'lere evet. Linux çalışacak mı çalışmayacak mı diye konuşmuştuk. PlayStation 4'de 4'e Linux çalıştırmayı başaran adam e, e, Apple'ın M1 versiyonlarında da Linux'u çalıştırmaya çalışıyormuş abi. Böyle ha. bir haber. Umarım yapar. Sonuç varım <laughs> gibi abi ya. Evet, ama ya abi ben geçen videoda demiştim. Ya şey ya bence hani Apple zaten Linux'un hala da çalışabileceği bir altyapıyla çıkartsalar aslında. Yani niye çıkartmasınlar ki? Bilmiyorum. Ben böyle yapabilirler diye düşünüyorum. Apple bir yere kitlemeye çalışıyor insanları. Ya benim saatimi kullan, benim telefonumu kullan, benim işletim sistemimi kullan. Öyle ya. ekosistemine kitlemeye çalışıyor insanları. O yüzden bence ya başka bir nedeni yok. Ve bu M1 önceki ekosistemlerde bu arada Linux çalışıyordu sorunsuz. Ama işte yeni işlemcide problem oluyor. Şimdi 14 Aralık'taki bir diğer Linux haberimiz Linux'un 5.10 kerneli yayınlandı. Bazı özellikler var ondan dolayı aldım. Bu bir sonraki yanlış bilmiyorsam bir sonraki long term support uzun süreli desteklenen kernel versiyonu olacak bazı şey sistemlerine bu NTFS FAT32 34 gibi şeyler var ya Linux'ta X4 kullanıyor ve BTRFS kullanıyor aynı zamanda ben de BTRFS kullanıyorum. Yazma performanslarını vesaire arttırmışlar. Aynı zamanda e, bazı sürücüler tanıtılmış. Nintendo Nintendo Switch Joy'un kontrolör sürücüsü vesaire tanıtılmış. Ondan dolayı aldım. Başka şeyler de var ama incelemek isteyenler aşağıdan incelesinler. Bir diğer haberimiz e, 17 Aralık. E, biliyorsun bu Windows programları Linux'ta çalıştırmak için Wine kullanılıyor. Wine'da Steam tarafından özelleştirilmiş versiyonu Proton deniyor. Ekipleri var. İşte oyunlar Steam'de düzgün çalışsın diye Linux'taki oyuncular için Proton e, sürümleri yayınlanıyor. Proton'un 5.13 e, sürümü yayınlandı ve bu sürümde Red Dead e, Redemption'ın online versiyonunu çalıştırmayı başarmışlar ve hmm. Cyberpunk zaten ilk gün çıkar çıkmaz çalışıyordu. E, bu sürümle birlikte Cyberpunk'ın bir sürü sorununu da çözmüş olmuş, çözmüşler. Abi bu arada şunu unutma. Oyunun yapımcıları hiçbir şey yapmıyor. Hani Red Dead online'daki Rockstar Games'tekiler hiçbir şey yapmıyor. Ya Cyberpunk'takiler de hiçbir şey yapmıyor. Burada Proton sadece kullanıcı tıklıyor ve açılıyor. Aynen abi çok büyük bir gelişme bu aslında ya. Evet. Hani Windows'ta çalışan oyunların Pat diye bu kadar kolay bir şekilde Linux'ta da çalışması çok büyük bir geliştirme ya. Bir de açık kaynaklı proje zaten. Ya zaten son zamanlarda çok 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 gelişti. Ee bu proton ve wine genel anlamda ee, insanlara ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu arada abi sana şöyle söyleyeyim. Benim Linux'ta oynayamadığım single player oyun yok abi. Yani cidden her oynamaya çalıştım single player oyun açıldı. Ama genelde sorunlar şeyde oluyor. Multiplayer'da anti cheat'ten dolayı oluyor abi. Anti cheat olduğu için Linux'ta çalıştıramıyorsun falan. Ee, hmm. Eğer ki online oyun çok oynamıyorsanız zaten muhtemelen oynayacağınız birçok single player oyun çat diye açılacaktır Linux'ta. Ama şu an şeydim mi kesin yani? Hiç bir tane bile, bütün single player'lar tak tak çalışıyor değil mi? Abi? Ya mutlaka, ya yo yo mutlaka vardır. Ha, mesela evet. ayar yapman gereken, e, mesela sana şöyle söyleyeyim bunu şöyle gösterebilirim. Protondatabase.com var. Steam'deki ilk 10 oyunun top 10, e, hani bu popüler oyunlar var ya ilk 10. Evet. İlk 10 oyunun e, %50'si gold ve üzeri e, rating almış. Yani %50'si gold ve üzeri rating demek, yani çok büyük bir ayar yapmadan çat diye açılıyor demek. Aynen. Mesela ilk 100'ü %80 almış. İlk 100 popüler oyunun %80'ini oynayabiliyorsun. Hmm. Problem olmadan. İlk 1000 oyununda %75'ini oynayabiliyorsun. Abi mesela Aynen. bu işin şey yanı, bundan 10 yıl önce, 5 yıl önce sana deseler ki Cyberpunk gibi bir oyun çıkacak ve Linux'ta ilk gün buna tıkladığında çalışacak deseler Herkes Doğru. bir yeriyle Aynen. yülerdi. <laughs> Kimse Aynen. inanmazdı ama artık oluyor. Evet abi. Ve yapımcı hiçbir şey yapmıyor. İşin güzel yanı da o. Hı -hı. Seni de Linux'a davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok hala yüklü ya benim kişiselde zaten. Öyle mi? Sen Mac kullanmıyor muydun? Ya muhabbeti muhabbetini yapmıştık ya geçen. Yani iş makinem Mac. Aha. İş bilgisayarım. Ama kişisel Linux yani. bunu. kişisel bilgisayarda Linux kullanıyorsun. Aynen. Beraber abi o zaman. <laughs> ben şey bu arada niye iş için Mac kullanıyorsun ki? Ondan da Linux Zaten web developer değil mi abi? Niye? Ne alaka? Sorunlu mu acaba? Ya, ya muhtemelen ya belki değişebilir abi bilmiyorum. Talep edersen firmadan değişebilir ama zaten şey beğendiğim bir şey benim açıkçası işletim sistemi. Şimdi gizlilik ayarma sallıyoruz. Abi, e, ya da bir detayına çok hakim değilim ama muhtemelen böyle topluca abi yönetimi daha kolay olabilir mi ki? Evet. Ya şimdi bunlar mazeret. Yani Linux'e muhakkak karşılığı vardır bu arada bir şekilde tabii. şey vardır yani vardır mutlaka ya çünkü ben de mesela şu bu aralar e, web yazılımı öğreniyorum ya işte React falan Hı -hı. E, yani direkt Linux'ta da rahat rahat kodlayabiliyorsun Windows'ta da kodlarsın MacOS'ta da kodlarsın aynı birebir aynı tabi tabi <laughs> şey e, abi zaten şöyle ki hani dediğin gibi ben de Linux ile baya aylardır işte React'tir Node.js'tir falan veyahut da e, kendim bir server oluşturayım lokalimde onu ayaklandırayım Hı. falan işte nginx apache 2 falan. Her neyse dediğin gibi daha hatta daha güzel bir akabiliyor. Öyle ama, mi? <laughs> ama işin sadece development kısmı değil de hani e, burada burada iş için kullanıyoruz ya bilmiyorum mevcut programlar veya VPN ayarlama. E, yani çünkü bizim şeyimiz var. Yani git üzerinden tabii versiyon kontrolsam tabii git üzerinden çalışıyoruz ve buna bir VPN de erişmen lazım senin günün sonunda. Hı, anladım. Ve daha daha benim de bilmediğim birçok şeyden dolayı yönetimi de hani daha bütün bunları da üzerine kattığı zaman kolay olduğundan dolayı falan. Böyle bir şey var ki dünyada aslında yazılımcılar olarak abi çoğu firma şey yapıyor. MacOS tercih ediyor. Windows da değil yani. MacOS tercih ediyor. Çok çok fazla. Muhakkak arasılacaksındır. Araştırmaya fazla. Ayrı konusu biliyor musun Yusuf? Yani Aha, niye acaba? Evet. Ayrı konusu. Evet yani şu an evet. Daha da uzatmayalım doğru dedin. Ben de evet. bir şey ekleyecektim ama gerek yok. Şimdi o zaman bir sonraki habere geçiyorum. 24 e, haberimiz 24 Aralık'tan. PlayStation'ın DualSense'i görmüşsündür mutlaka. Zaten bu yeni getirdikleri yeni özellik, hissiyat vesaire bayağı olay oldu. Linux'a resmi bir destek getiriyor PlayStation. Direkt Linux sürücüleri de bu DualSense'in olacak. Hatta oldu diye biliyorum Bu haberle birlikte gelmiş olması lazım. Güzel abi. Linux'in güzel gelişmeleri evet. oluyor yani. Ama bu DualSense'de şöyle bir problem var. Daha bilgisayarda çalışan bir oyun yok. Yani bütün oyunlar PlayStation'da DualSense kullanan hatta hmm. PlayStation 5'te de DualSense'de çalışan çok oyun yok aslında belli başlı hmm. oyunlar çalışıyor ama tabii zamanla gelişecektir. Ben de hmm. gördüm aslında yani oyunlarımı ben de genelde Gamepad'den oynamayı seviyorum. Sen nasıl oynamayı seviyorsun bilmiyorum ama pahalı <gülüyor> pahalı <gülüyor> geldi yani <laughs> sen Sen Gamepad'den oynamayı mı seviyorsun sen nasıl oynuyorsun? Ya i̇şte ben ona bilerek Peki. cevapsız bıraktım çünkü ben oyun oynamıyorum abi çok 2-3 yıldır oynamadığım için bileyim bir aralar skyrim yardırıyordun ondan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> sorma sorma. Ee, ya o zamanlarıma dönecek olursam ya ama muhtemelen gamepad daha şey olabilir abi. E, daha böyle hissiyatlı, daha güzel ol olacaktır muhtemelen ama işte çok tecrübe etmedim ben. Yani ben, ben de çünkü konsol da yoktu. Hiçbir zaman konsolum olmadı. Ee, <laughs> ya daha doğrusu hani öyle bir girişim olmadı ki konsollara <laughs> zaten. Ee, haliyle full klavyemle oynuyordum. Ee, muhtemelen tabii daha keyifli bir şey geç geçseydim ondan <laughs> daha favorim olurdu ve ondan devam etmek isterdim. Yok, kişisel Aynı tercih tabii yok de yani. günün sonunda? Ben merak ettiğimden sordum. Yani evet. Ben gamepad'i daha rahat buluyorum. Şöyle ya, arkaya yaslanıp evet. oyun oynamak evet. bana daha iyi geliyor. Ya ama onun tabii alışma süreci vardır herhalde ya değil mi? Yani, böyle var. klavye mouse çok daha ha, hakimsi gibime geliyor çünkü benim. Klavye yok. Ha, ha, evet yani, evet evet var. evet tabii. Ya özellikle FPS oyunlarında daha rahat oluyor klavye mouse. O da var. Ha bana evet. benim için fark etmez. Ben ben gamepad'le de oynarım FPS oyunlarını ama mesela sen çok alışmışsan e, FPS hmm. oyunlarını klavye mouse'tan oynamaya Gamepad'ten oynamak zorlayabilir mesela. Ee, bir sonraki haberimiz 1 Ocak. Masaüstü ortamı KD'yi kullananlarınız da vardır. Ben de çok uzun süre kullandım KD'yi. Yol haritasını yayınlamış 2021 için. Aslında bunu e, bunun üzerine çok konuşulacak bir şey yok. Yapacakları şeyleri yazmışlar. Özellikle belki benim burada dikkat e, dikkati çekmek istediğim plazmayı Wayland'de geçeceklermiş. o geçmeye çalışacaklarmış. Direkt KDE yükle, yükleyenler, plazma Wayland kullanacak. Bu Wayland'ı bilmeyenler için çok kısaca şöyle söyleyeyim. Sizin ekran kartınızdan şeyi takıyorsunuz ya HDMI, VGA neyse onu takıp kur kurduğunuzda bu pencerelerin yönetilmesi mesela sen pencereyi tıklıyorsun. Önüne neyin çıkacağını Arka, arkada çalışan bir yazılım belirliyor. Normalde Xorg kullanılı, kullanılıyor bütün Linux distrolarında büyük çoğunluğunda. Ama bu Xorg çok eskidi abi ve çok fazla kod var hani bir yenilik bir şey getirmeye çalıştığında zor oluyor. Çok fazla kod var ya bir şey ekleyeceksin zor oluyor ve e, eski bir sistem olduğundan ba belli başlı eksileri var bunun. Dolayısıyla Wayland'e geçilmeye çalışıyorlar uzun zamandır ama Wayland'de de bazı programlar çalışmıyor. Dolayısıyla birçok distroda geçmiyor bunu otomatik olarak. Yanlış bilmiyorsan Fedora geçti. E, sen Fedora yüklediğinde Wayland otomatik geliyor. Belli başlı problemler hala var Wayland'de. KDE de demiş ki işte biz bunu direkt KDE yüklediğin an kullanılabilir hale getirmeye hedefliyoruz bu yıl demiş. Bir tek belki buraya dikkat çekmek isteyebilirim. Geri kalanları yine bağlantıdan inceleyebilir arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde ve bu haberimiz Nux'un son haberi bu ayki. Yine çok bir büyük bir haber değil ama Gnom kendi yol haritalarını yayınlamışlar. Ne yapacağımız ne yapmayacağımız. Bu da özellikle dikkat çekmek istediğim yine bir şey yok. İsteyenler bağlantıdan inceleyebilirler. Şimdi açık kaynak haberlere giriyoruz. İlk haberimiz 17 Aralık'tan. Amazon Blender'a destek oluyormuş maddi olarak. 3 yıl boyunca destek olacakmış. Blender yine bilmeyenler için bu 3 boyutlu animasyon yapma uygulaması. Hiç kullanmadım. Video editing'de de e, kullanılıyor. Öyle mi? Tabi tabii. tabii. E, aynen öyle. Hatta Blender şey open source bir de şey Yanlışım varsa düzelt. Hani aynı şekilde özgür yazılım e, felsefesine de uygun bir şey. Evet. E, tamam. Kendisi. O yüzden şey yani benim de ilgimi çekmişti. E, Baya işlevsel diye biliyorum ben. Evet evet. Açık kaynak zaten açık kaynak sekmesinde inceliyoruz. Şu an mesela benim bildiğim kadarıyla 3 boyutlu modelleme uygulaması diye biliyordum ama ya yani hiç kullanmadığım için şey kısmını bilmiyordum o video editleyebildiği kısmını Hı. bilmiyordum. Ben video editlerimi tamamen KDN Live'dan yapıyorum. KDN de yine açık kaynaklı ayrı bir program. O da güzelmiş o zaman. Benim ben hep şey animasyon uygulaması diye biliyordum. O da editleniyormuş demek. Ee, bir sonraki haberimiz e, 2 Ocak'tan Mozilla Firefox'un dizaynını değiştirecekmiş yine. Şu an ortada çok bir bilgi yok. E, ama yeni şeyler gelecekmiş. Firefox'un tasarım hakkında çok beğenmiyoruz da diyorlar. Bana güzel geliyor yani bilmiyorum ben çok Firefox fan boyu muyum artık emin değilim ama sen ne düşünüyorsun? Ya abi ben bu tasarım konusu şey ya çok böyle e, görsel üretkenliğinde zaten düşüktür. Böyle çok anla, anlayamıyorum açıkçası. <laughs> ama, ama ben, ben işimi görsün şey biraz yeter kafasındayım Hı -hı. ve Firefox'ta veyahut da Chrome'da hani şu anda <laughs> Chrome olması ama hani şey bir eksiklik yok yani şu manada tasarımsal falan bir sıkıntı görmüyorum ben hani Hı -hı. Yok, şunda şu vardı Firefox'un bir sıkıntılı ee, bilmiyorum belki şey olabilir yani hani Firefox biraz daha acaba canlı bir tasarım ait olsa falan diyesim geldi ama şimdi sen bana desen ki neresi cansız abi bilmiyorum genel olarak <laughs> yani, öyle girme geldi şey e, sen deyince bir de ama şöyle bir şey var tasarım değiştirirken sıkıntı şu yani hassas nokta şu önceki bir kullanıcı deneyimi var ya. Hı hı. Bunu iyi bir şekilde yöneterek şey yapman lazım. Evet. Ee, kesinlikle. Mesela hani bir web sitesinin şeyini yine e, etkinliğin bir etkinlik seyrediyordum abi canlı. Hatta yani hürriyet, hürriyetin hatta şey CTO'su konuşuyordu. Ve e, adam yani böyle bu tarz çok fazla hit alan, çok fazla trafik sahibi olan internet sitelerinde falan böyle tasarıma dokunmak e, bayağı etkiliyormuş trafiği biliyor musun? Bayağı etkiliyormuş. Firefox'ta hakeza şey yani ya gerçi Firefox'un tasarımı sabittir. Yani bazı şeyleri ona göre ayarlarlar da bunu da dile getirmek istedim ben. Yok yo, yo. kesinlikle haklısın. Ya mesela çünkü ben diyelim e, bu markım şu kenarda duruyorsa ve o evet. değişecekse ve eğer ki yeni tasarımla onu getiremiyorsam oraya sorun. <laughs> cidden aynen, sorun ya. Aynen. Çünkü adam oraya alışmış artık. Onu niye değiştiriyorsun ya da aynen. en azından değiştiriyorsan bile yerine bir şey ko onu koyabilme seçeneği vermen lazım bana. Yoksa diğer türlü sorun. deline katılıyorum ama hürriyet deyince şaşırdım abi. Ben bu ya tabii Hürriyet'i özellikle açıp okumadım ama genel olarak konuşayım Türk haber sitelerinin ne tasarımını seviyorum ne haber yazış şekillerini. Çünkü abi habere tıklıyorsun. Adamlar oyalıyor Hı, da yani. oyalıyorsa dede gelene kadar yani. Ya, aynen aynen abi. Zaten bayağı Hı. öyle ya. Hatta yani zorla zaten Google'dan arattığın zaman girmeye zorluyor. Evet, asla evet. bilgi yok. Google'dan asla öğrenemezsin. Ee, şeylerinde ön izlemede. Girince de değiş evet. önde o kadar şey var yukarıda. Abi ya bir de yanda çıkan haberlere bakıyorsun. Yani tamamen <laughs> sitede tutmaya yönelik anladın mı? Ne var? Elinden ne geliyorsa yapar abi. Hiç çekinmez yani. Tabii Hürriyet konuşmuyoruz şimdi. <laughs> <laughs> Abi, Türk, böyle yani. Yabancılarda durum nasıl bilmiyorum şimdi. Bu arada sadece Türk... Sen daha iyi biliyorsun orayı. Çok takip etmiyorum ben yabancı şey siteleri. Belki de mizenden dolayı da. Ee, ama hani Türkler... Yani gözlemli kadar Türk haber siteleri hakikaten öyle yani. Ben de çok aşırı yabancı e, haber siteleri okumuyorum özellikle. Benim takip ettiğim burada da zaten paylaştıklarımız. Bakıcılarımız da zaten bakıyor. Gayet sade siteler. E, ama şöyle bir şey var. Mesela çok popüler olanları biliyorum. New York Times ya da e, The Guardian mesela. Adamların çok tertemiz abi. Arayüzleri tertemiz. E bizim de işte hürriyet ünlü. Sabah gazetesi ünlü. Akşam ünlü. Onlar ünlü. Adamların sitesine giriyorsun yani. <laughs> ya işte zaten karşı, kimle neyle neyi karşılaştığına bakman lazım. Yani The Guardian mesela İngiltere'nin en ünlü haber sitesi. Evet. Yani işte The Guardian Türkiye'nin de en ünlü haber sitesi ne olsun işte <laughs> Riyet olsun onunla onu karşılaştırman lazım. Her <laughs> neyse artık. Yani genel anlamda belki bizi izleyen bir tane çalışan varsa gerçi <gülüyor> bizim <gülüyor> ne gibi bir etkimiz olabilir bilmiyorum ama ya cidden abi bir haberin İngilizcesini arıyorum önce. Türkçesini aramak istemiyorum yani. Evet abi. Evet. Bıkıyor abi insan onu okuyana kadar. Bıkıyor cidden. Neyse buraya da nasıl geldik peki, bilmiyorum ama. Peki şey diyeceğim. Ya, şunu da sorayım <gülüyor> madem <gülüyor> konu şeyken abi aynıyken. Şey yaban, pardon Türkçe Teknolojik siteler var ya, Hı -hı. onların hakkında ne düşünüyorsun? Hani hürriyet falan demiyorum ya, yani bildiğin teknolojik işte isim. Işte, güzel bence, falan. ya mesela isim de verelim sonuç olarak çok önemli değil. Ben, web tekno güzel mesela veya e, forum donanım haberde yayınlanan haberler de güzel. Belki biraz Hı -hı. fazla mı reklam alıyorlar gibime Hı -hı. geliyor bazen ama yine iyi bence, e, kötü değil. Ya yani şeylere göre karşılaştırınca, hürriyete sabaha göre karşılaştırınca güzel oluyorlar. Ya bu arada hürriyet diyoruz ya cidden yani tek hürriyet... Aklımıza şu an hürriyet <laughs> geldiği için diyoruz. Yoksa özellikle hürriyete bir gıcığımız yok. <laughs> bütün haber, <laughs> Türkiye'deki bütün haber siteleri böyle. Şimdi şuna geliyorum. ha Onlarla karşılaştığımda güzel. Çünkü en azından oyalamıyorlar. Direkt tıkladığında evet. okuyorsun. Çat, sadede geliyorlar. Bence güzel. Evet. Ama şu var. Yine biz burada teknoloji haberleri yaparken ilk İngilizce kaynağı öncelik alıyoruz. Ve paylaştığımız kaynaklar da yine İngilizce özellikle. Evet. Çünkü... Birincisi biz açık kaynak Linux gizlilik paylaşıyoruz. Bunlar çok Türk web sitelerine yer etmiyor birincisi. İkincisi de yer etse bile çok geç geliyor. Biz burada mesela 7 Ocak, 2 Ocak falan diyoruz. Her web sitelerine bir, bir tık daha geç gelebiliyor ve benim özellikle paylaştığım haberler şey değil abi. Türk sitelerinde çok yayınlanmıyor. Bir tane o zaman abi senden şey bekliyoruz yani. Bunların üzerine bunları hedef alan haber platformu bekliyoruz artık. Şey Olabilir. Şey <gülüyor> <gülüyor> Olabilir elbette ama bu haber yayını yapmak geldiğinde işin içine tek başına yürütmek hem çok iyi olmayabiliyor. Hem de tabii <laughs> bunun şey kısmı var. Sen de bana o zaman yazılım <laughs> kısmında yardımcı olacaksan <laughs> bir şeyler <laughs> yaparız belki. <laughs> evet abi. Bir sonraki habere geçiyoruz abi. Bu da <laughs> 7 Ocak e, haberi. Daha doğrusu tam olarak haber değil ama galiba 7 Ocak'ta başlamış bu girişim. Asa Linux diye bir girişim. Bu da işte yine M1 bilgisayarlarda çalıştırmaya çalışıyor Linux'u. Open source GitHub sayfaları falan var. Bu az önceki adamla aynı kişiler mi bilmiyorum bunu başlatan. Az önce demiştik ya PlayStation 4'teki e, PlayStation 4'te Linux'u çalıştıran adam da yapıyor diye. Aynı kişiler mi emin değilim. Ama GitHub sayfaları var. İzleyiciler de bakabilir. Da yine az önce zaten en birde konuşmuştuk bunun hakkında yorumlarımızı yapmıştık. Bir sonraki haberimiz e, 26 Ocak ve hatta şunu da yan yana açayım. Bir de 20 Ocak'ta var. Çünkü aynı benzer haberler. E, Firefox'un eee 26 Ocak'ta ki şu an 29 Ocak yeni sürümünde Flash desteği son buluyor ve şu an son buldu aslında ve aynı şekilde Chrome 88 ile de Flash ve FTP desteği iş bulunmakta abi Flash bitti. Flash Flash'a e geçmiş olsun çok kişi ondan ekmek yedi çok kişi belki ilk katılımı onunla yaptı ama artık evet. yok abi günümüzde. Ben hiç şey senin tecrüben oldu mu Flash'ta? Benim hiç olmadı. Çok Ya Flash oldum. çocukken oynadığımız bazı oyunlar işte flashla evet, yükleniyor e, adamı. Ha, yoksa ben... tabii ki bizde bir şey Flash'ta bir şey yazmadık da. Evet ee, evet. Ama Flash'la oyun oynadığımı hatırlıyorum bayağı küçükken. Aynen aynen. O kaçınılmaz gibi bir şeydi ya ama. Oğlum evet. çok çok ço çocuk oynamıştır onu yani. O oyunlara elveda dedik artık. Aynen, <laughs> aynen. Ama vardır herhalde onun popüler olan oyunlarının da güncel versiyonları vardır muhtemelen şekilde evet, JavaScript'te ya. yazılmış ya da evet, başka evet, bir şeyle yazılmış vardır Hı -hı. Evet. Ve son haberimiz tam olarak tarihi yok bunun. Heroic Games Launcher denilen bir uygulama ortaya çıktı açık kaynak. Bu Epic Games abi e, şu an Linux'ta Epic Games resmi olarak desteklenmiyor. Adamların resmi e, uygulaması yok. E, Hero... <laughs> evet evet Linux'ta yok. Ve e, bazı açık kaynak programlar vardı, Legendary gibi. Bunun üstüne kurulmuş bir tane e, grafik arayüzü olan Heroic Games Launcher denilen bir program. E, burada işte Epic Games'teki oyunları indirip, kurup e, oynayabiliyorsunuz. Bayağı e, özelleştirme vesaire de yapabiliyorsunuz özelinde. E, böyle. Bunun hatta ben incelemesini de çektim. İki gün önce yayına girdi isteyenler onu da izleyebilir. Ama abi benim gıcık olduğum nokta ne biliyor musun? <laughs> Senin resmi uygulaman yok da bak. Ben mesela Ahmet bir oyun oynuyorum bu aralar. Arada günde bir iki saat. Darkest Dungeon diye. Abi Darkest normalde native desteği var Linux'a. Ama Epic Games'in sunucularından indiremiyorum ben. Oyuna Epic Games'e sahip olmama rağmen şunu yapamıyorum. Abi ben native versiyonu indireyim oynayayım diyemiyorum. Mecburen Windows versiyonunu indiriyorum ve Proton'la oynuyorum öyle söyleyeyim. Gıcık olduğum nokta bu. Evet o enteresanmış. Ve Bir de bir şey soracağım. Bu işlemler performans konusunda herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor herhalde, değil mi? Ya şöyle normal normalde de zaten mesela A oyununu indirdiğinde bir şekilde indireceğin Epic Games'ten, eee, Wine'la falan ve Wine'la çalıştırıp oynayacaksın. E, yani yine Wine'la çalıştırabiliyorsan oyunu, Proton'la çalıştırabiliyorsan oyunu aynı şekilde oynarsın abi, öyle söyleyeyim. Yani native olmamasını aslında kastettim. Yani native olmaması mı? Oyundan oyuna göre Hı. değişir. Mesela Dungeon'da bir problem olmuyor. Su gibi oynuyorum. Oyun oynarken herhangi bir problem yaşamıyorum Proton'la. Ama mesela Hı. belki C oyununun Windows versiyonu pardon native versiyonu Windows versiyonuna göre daha iyidir. Bilemezsin. Onu Steam'den Hı. alıp oynaman lazım. İşte abi şöyle bir şey var. Her zaman bütün bu Linux yayını yapan kişilerin söylediği Steam... Linux e, oyuncularının birinci sınıf e, vatandaş olarak kabul edildiği bir e, platform. Epic Games hiçbir şey olarak kabul edildiği bir platform. Yani hiçbir şeysin. O, o, oyunun native'i bile yok. Öyle söyleyeyim. <laughs> ya, üzücü bir durum <laughs> Sevmiyorum evet. o yüzden Epic Games'i. E. <laughs> Ama mesela kütüphaneme gir, girsen 70-80 <laughs> tane oyun var. Neden? Beleş haftalarda dağıtmışlar, hep, almışım. Evet bu aylık bizden bu kadar. 1 saat 16 dakika olmuş. Ağzına sağlık Ahmet ve geldiğin için tekrar teşekkürler. Abi ben davet ettiğin için teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah fayda olmuştur. Gerçekten bayağı uzun bir video oldu. Sen de derledin, topladın. O kadar yorum yaptık. Senin de elini ağzına emeğine sağlık abi. Teşekkür ederim. Ee, ya bu biraz da şöyle söyleyeyim. Abi. Bir saat 16 dakika ya. Herkes bir saat 16 dakika izlemiyor. Belli kişiler bir saat 16 dakika izliyor. Hatta bir saat 16 dakika izleyenler aşağıya ben bir saat 16 dakika izledim <laughs> diye yazsınlar bakalım kimler izliyor. Muhabbeti, sohbeti seven insanlar izliyor. Bu birazcık da artık muhabbet, sohbet oluyor. Zaten biliyorsun Tabii, sürekli. Evet. Günlük hayatımızdan da konuşuyoruz e, bu Aa, videolarda. Aynen, aynen, aynen. Evet. Hı hı. Ama e, ben eğleniyorum yani Seninle konuşurken güzel oluyor bence. Ama aynı şekilde ya kesinlikle hı. yani muhabbet oluyor, güzel oluyor. İşte e, bayağı da yorumlamış oluruz aslında dediğim gibi yani. ya video süresi uzuyor. Hani inşallah şey verimli oluyordur yani izleyen taraf için de. Bence oluyordur. Artık yorumlara bekliyoruz bu soruların cevaplarını. Hı hı. O zaman bir sonraki gizlilik raporu bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.